günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki 12 bin yıllık mağarada kazılar devam ediyor. Sınır hattında gece nispeten sakin geçti. Yeni öğretim yılında Cavak'ın Çunçıha köyü yeni bir okul binasına kavuşacak. Türkiye, Suriye, Irak ve Libya'dan sonra yeni bir cephe açıyor. Kongrede Türkiye'ye Rus S-400'ü satın almasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları görüşülecek. Ermeni mimarisini inceleyen vakıf Samvel Karapetyan'ın Uygarlık Dışındaki Azerbaycan adlı kitabı sundu. Bugün Bahan Totevensi Anma Günü. Batı Ermenistan'ın Diyarbakır'da binlerce yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Çayönü Höyü ve Hilar mağaraları ziyaretçilerini büyülüyor. Yerleşik hayatın başladığı yerlerden biri olarak bilinen bölge Cilalı Taş devrinden izler taşıyor. Yöre farklı şekillerdeki mağaraları ve antik çağ kalıntılarıyla dikkat çekiyor. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan eserleri barındırıyor. Bölgede 1964'te başlayan ve hala devam eden arkeolojik kazılar sırasında Cilalı Taş devrine ait önemli bulgulara rastlandı. Buğday ve mercimek gibi bitkilerin ilk olarak bölgede ekildiği, koyun ve keçilerin bölgede evcilleştirildiğini gösteren kalıntılara ulaşıldı. Kazıların devam ettiği bölge ziyaretçilerini büyülüyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan'ın kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan devlet sınırı dün geceden bu yana nispeten sakin durumda. Stepanyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Movses, Zangakadun, Hınzorut köylerindeki siper doğrultusuna hedef gözetmeksizin ateş açtı dedi. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan verilen bir bilgiye göre ise 18 Temmuz günü sabah saat 6.38 civarında savunma ordusunun hava savunma birimleri kuzeydoğu yönünde keşif uçuşu düzenleyen düşmanın Orbiter 3 tipi insansız hava aracını düşürdü. Cavahkın Ahalkalak bölgesindeki Çunçıha köyünde yeni bir okul inşaatı tamamlanmış durumda. Neredeyse 100 öğrenci için tasarlanmıştır. Yeni okul binasının inşaatı 14 Kasım 2019'da başladı. Şu anda bina tamamlanmış durumda, yalnız iç dekorasyon çalışmaları devam etmektedir. Gürcistan Belediyeler Kalkınma Fonu okulun inşası için 1 milyon 905.230 GEL tahsil etmiştir. Çalışmalar Eleman İnşaat ve Tasarım tarafından yürütülmektedir. Okul binasının 2020-2021 yeni eğitim yılında faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Çunçıha köyünün okulunda 28'i komşu Pıtena köyünden olan 91 öğrenci okuyor. Çocuklar Ekim ayında yeni bir okula gelecekler. İhale belgelerine göre okulda 9 sınıf, 3 çalışma odası ve 1 laboratuvar olacak. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve petrol zengini Cumhuriyet'in Hava Kuvvetleri Başkanı olan Ramiz Tahirov ile Ankara'daki görüşmelerden sonra Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan eylemlerinin bedelini ödeyecektir dedi. Akar'ın belirttiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile temas halinde. Türk lideri gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Tavuş bölgesindeki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Azerbaycanlı askerlerin ölümleri cevapsız kalmayacak dedi ve misilleme konusunda uyardı. Rus Avia Pro Haber sitesine göre, Türkiye, iki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki çatışmaya müdahale etmek için hava kuvvetlerini, özellikle de F-16 savaş jetlerini seferber etmiş görünüyor. Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri çapı üzerindeki üstünlüğü göz önüne alındığında bu Yerevan için çok ciddi bir tehdittir. Rus Avia Pro Haber sitesi, Türkiye ve Ermenistan Cumhuriyetleri arasındaki mevcut ilişkiler göz önüne alındığında Ankara uluslararası hukuku görmezden gelebilir ve askeri çatışmaya taraf olabilir. Ancak Türkiye bu durumda Rusya'nın şüphesiz Yerevan'a askeri yardım sağlayacağının farkındadır diye yazdı ve şöyle devam etti. Rusya'nın şu anda sadece barış gücünde rolünün olması çok muhtemeldir. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın uzlaşmasını istiyor. Ancak Türk hükümetinin düşmanlığı ve tehditleri göz önüne alındığında Türk hükümetinin yeni bir Osmanlı İmparatorluğu yaratma fikriyle hareket eden Ankara, anlaşmazlık ateşini kışkırtıcı sözlerle tahrik etmek istiyor. Lentaru Ajansı'nın belirttiğine göre Kongre üyesi Adam Kinzinger,
kendi sosyal medya hesabı web sitesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın S-400 uçak savar füze sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar verdiğini bildirdi. İlgili yasa tasarısı görüşülmek üzere Kongre'ye sunuldu. Türk makamlarına yaptırım uygulamak için Rus silah ihracatına karşı yasa kullanılacaktır. İnternet sitesinde yayınlanan açıklamada Ankara'nın NATO'nun uyarılarını göz ardı ettiği ve Rus silahları almaya devam ettiği belirtildi. Kasım 2019'da Amerika Birleşik Devletleri S-400'ü satın alması konusunda Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmişti. Ermeni mimarisini inceleyen vakıf okuyuculara Samvel Garabedyan'ın 3 dilli Ermenice, Rusça, İngilizce, Medeniyet Dışı Azerbaycan adlı kitabını sunuyor. 1918 yılında vaftiz babası olan Türkiye'nin aktif katılımı, desteği, diplomatik zaferiyle kısmen Ermeni beşiği, kısmen de Ermeni kültürüyle kaplı tarihi Ağvank sınırları içinde yeni oluşturulan ve adına Azerbaycan Cumhuriyeti denilen uyduruk bir devlet kuruldu. Gerçekte Kemalist Bolşevik siyasi çıkarlarının çakışmasıyla tarihi Artsakh ve Udik eyaletleri, Nahçıvan bölgesi ve Sünik eyaletinin Kaşata, Kaşunik ve Kovsakan ilçelerini Ermenistan'dan kopararak 1920'lerin başlarında önceden tasarlanmış sınırlarla Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti oluşturuldu. 1918'de kurulan Musavat Azerbaycan'ın birçok bölgesinin Ermenistan Cumhuriyeti ile belirsiz ve tartışmalı sınırları vardı. İlk yıllardan itibaren bu yeni oluşturulan cumhuriyetin yetkilileri Ermeni tarihi anıtlarına karşı düşmanca olmasa da en azından ayrımcılıkta bulundu. Makalenin tamamını web sitemizden bulabilirsiniz. Vahan Toteventz, 1 Eylül 1889'da Batı Ermenistan'ın Harbert bölgesinin Mezire şehrinde doğdu. Vahan'ın babası 18. yüzyılda hayatta kalan diğer Ermeni ailelerle Mezire'ye taşınan Agın'daki varlıklı Totavayents ailesindendi. 19. yüzyılın sonunda Harput eşi görülmemiş bir ekonomik ve kültürel kalkınma aşamasında bulunuyordu. O sırada bölgedeki yüksek okul olarak Fırat Koleji ve Vahan'ın 1897'de kabul edildiği Mezire'deki Ulusal Merkez Koleji vardı. Okulda okurken Totobents'in yazdığı şiirler okulun El Yazısı dergisinde yayınlandı. Bu yaşta Totobents, Duryan ve Mezarens'ten esinleniyordu. 1908'deki 10 yıllık okuldan mezun olduktan sonra Vahan, Konstantinopolis'e gitti ve aynı yıl içinde Harabe başlıklı kitapçığı ve bir yıl sonra ise Sring adlı toplu eseri yayınladı. 1909'da Totobents Paris'e ve ardından New York'a gitti. 1912'de Wisconsin Üniversitesi'ne girdi ve burada edebiyat, tarih ve felsefe okudu. Burada İngilizce ve Fransızca öğrenen Vahan ayrıca dünya klasik edebiyatı ile tanıştı. 1915'te yaklaşık 400 Amerikalı Ermeni gönüllüsü ile Totobents gönüllü bir harekete katılmak üzere Kafkasya cephesine yöneldi. Fakat Batı Ermenistan'ın çoğunu işgal ettikten sonra Rus hükümeti Ermeni gruplarını dağıtmaya karar verdi. 1917-1918 yıllarında Tiflis'te General Antranik tarafından yayınlanan Hayastan gazetesinin editörlüğünü yaptı. Güney Kafkasya'nın kültürel yaşamına katıldı. Mayıs 1920'de Totobents Kafkasya'dan ayrıldı, Konstantinopolis'e gitti. Amerika'ya geçtikten sonra 1922'de Konstantinopolis'e ardından Sovyet Ermenistan'a döndü. Yolculuk sırasında 1922 yılında Konstantinopolis'te Fırtınada adlı romanını yayınladı. 1929-1936 yılları Totobents'in yaratıcı yaşamının en verimli dönemi oldu. 1929'da Amerika başlıklı hikaye dizisi, 1934'te Güvercinler, 1935'te Açık Mavi Çiçekler ve diğer birçok eseri yayınlandı. Cennetten Bir Parça filmi, Hay Film'de onun Açık Mavi Çiçekler hikayesi üzerine çekildi. 1934'te Moskova'da Sovyet yazarlarının birinci kongresine katıldı. Vahan Totobents, Stalin'in şiddet politikasına kurban gitti. 1936'da hapsedildi ve 1938'de kurşuna dizildi. Ölümünden sonra 1954'te beraat ettirildi ve itibarı iade edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Laçini Manan adlı eseri sunuyoruz. Laçini Manan, Laçini Manan,
Morada saga dur bana, eman bana marçimana, mena Yesu yar zimana. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.